Oyuncuların hazır mı Başakcığım? Hazır olmak üzere hocam. Alice, bu benim ilk setim. Ya inanabilir misin? Çok heyecanlıyım. Hı hı. Sen mutlu değil misin? Yani böyle çok ani olunca birden. Ama ani olması güzel tabii. Çok güzel. Şu an hayatım değişebilir, düşünsene. Ve sen yanımdasın. İyi ki yanımdasın. Hayatında başka neler değişecek acaba? Ne dedin? Duymadım. Seni çok seviyorum dedim. Ben de seni çok seviyorum. Selin değil mi? Evet. Beni takip edin. Size hemen makyaj almam lazım. Tamam. Şans için. Pardon. Selam. Merhaba. Siz de mi oyunculardan? Ha yok. Benim işim olmaz ya. Kız arkadaşım oynayacak da reklamda. Pardon. Zaten bu vücutta da olmazdı. Anlamadım. Yok ya, yanlış anlama. Senaryo gereği. Daha vücutçu kas yapmışlar bu sefer. Kardeş, reklam bu ya. Çikolata. Genç kız bir sürü çikolata tutan erkeğin arasında esas çikolata tutan erkekle öpüşüyor falan işte. Öyle oluyor. Ha, ne yapar? Ne yapar? Öpüşür mü? Evet. Reklamın finali. Kim öpüyor benim kız arkadaşımı ya? Niye öpsün lan benim kız arkadaşım? Ne reklamı lan bu? Öpüyor mu? Alice, nasıl olmuş? Olmamış, şuraya gidiyoruz. Ya sen ne yapıyorsun ya, delirdin mi? Selin Hanım. Tamam, sorun yok. Kızım, öpüş kokuş varmış elin kassa adamlarıyla. Varsa var, ne yapayım? İzin vermiyorum. Ne? Tanımadığım bir adamla öpüşmene izin vermiyorum, bu kadar. Sen ne kadar maça çıktın ya? İş bu, iş. Ya hadi be oradan, işmiş yerim işini. Yarım saat önce böyle bir işin yoktu be. Ya bırak. Sen bana böyle koca koyamazsın, anlamıyor musun? Ya tanımadığın biriyle öpüşeceksin yani. Ali, ben buraya reklam çekmeye geldim. Yani sen bu kadar sığ düşünüyor olamazsın ya. Öpüşecek misin? Gerekirse öpüşürüm. Sana ne? Selin Hanım, gitmiyorsanız makyaja devam edelim mi? Geliyorum. Selin, oraya girme. İzle de gör. Şimdi sana konumu atıyorum. Hemen atlayıp yanıma geliyorsun. Gelince anlatacağım, tamam mı? İşimiz var. Hadi sen çık yola. Hadi. Beni de öldüren Yiğit değildi. Yani? Haluk'tu. Ne? Neden yaptırsın ki böyle bir şey? Anneme ceza kessin düşünüyorum. Deli deli konuşma Savaş. Hadi ne biliyorsan anlat hepsini. Ya
Bir şey bilmiyorum. Ama elindekine ihtiyacım var, onu biliyorum. Bunun içinde ne var Savaş? Önemli bir şey var. Çünkü Haluk'la biz bu yüzden kavga ettik. Çok önemli bir şey var bunun içinde. Peki neden bana söylemedin? Sana yardım edeceğimi biliyorsun. Evet, ederdin. Ama işin içinde Haluk var. Ne olduğunu bilmiyoruz. İçinden ne çıkacak bilmiyoruz. Tehlikeli olabilir. O yüzden seni karıştırmak istemedim çok. Abi, ben seninle İzmir'e kaçmaya kalkan kızım, biliyorsun değil mi? O zaman da işin içinde Haluk vardı. Biz bunu dinledik mi dinlemedik? Kafamıza koyduğumuzu yaptık mı yaptık? Ne değişti şimdi? Tekme attığım için özür dilerim. Sağ ol. Benim aklıma ufacık bir şey takıldı da. Bu kasetin annenin odasında olduğunu nereden biliyordun? Başka nerede olacaktı aslında? Yani bu Haluk'la ilgili bir şey değil mi? Evet. Sen bunu o zaman Haluk'un çalışma odasında arayabilirdin. Sen yine bana bir şeyleri eksik anlatıyorsun ve ben anlamıyorum, yani toparlayamıyorum. Bu durum kafama almıyor. Tamam Nazlı, hadi ver onu. Çünkü ben oyun oynamıyorum ve acelem var. Hadi ver. Savaş, bence sen çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun ve bunun farkında bile değilsin. Hadi anlat her şeyi, anlat. Bekliyorum. Levent anlattı her şeyi. Oldu mu? Her şeyi Levent'ten öğrendim. Oldu mu? Levent'ten mi öğrendin? Aynen öyle. Ya bunların hepsi bir oyun. Senin bu eve gelmen, böyle davranıyor olman. Ya adam resmen seni kullanıyor, kendini kullandırtıyor musun ona? Nazlı, insan yalnız kalınca sırtını birine yaslamaya ihtiyacı duyuyor. Ben senin yanında olmaz mıyım ya? Ben sana yardım etmez miyim? Sen niye yalnızsın? Ben bunu sana hayatta vermem. Ya annenin başına bir şey gelirse? Adam seni kullanıyor. Kullanıyorsa kullanıyor Nazlı. O insanların hepsi benim canımı yaktı Nazlı. Ben de onların canını yakacağım. O da bu kaset sayesinde olacak. Senin bu işe karışmanı istemiyorum, tamam mı? Oyun oynamıyorum çünkü. Hadi eyvallah. Bence sen oyun oynuyorsun. İstedim. Cesur adammışsın vesselam. Ne gibi? Birazdan Ali abimizin nişanlısıyla öpüşecekmişsin. Ve pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun bir de böyle. Yürek falan yedin galiba. Ali abi? Ali abi. Ne oldu ki, ben anlamadım. Bak aslan, soruyu yanlış sordun. Ali abi kimdir olacaktı? Ali abi dediysem... Ali Reis. Mert oğullarını bilir misin? Otel değil mi o? Otel, bak oteli biliyorsun. Peki o otelin temelinde kaç tane kelle yatıyor biliyor musun? Birader sen kimsin? Ne saçmalıyorsun ya? Bak aslan, iyi dinle. Bu adamların şakası yok. Reklam, meklam dinlemezler, adamın aklını alırlar. Anladın mı? Kim bu insanlar? Ne oluyor ya?
Ali abimizin nişanlısına birisi yan gözle baktı. Ali abimiz 6 ay yattı. Gözünü kırpmadı hiç.